Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir budama göstereceğiz arkadaşlar. Ürün budaması yapacağız arkadaşlar. Şimdi ocağımızda dolmazda bir ürün budaması yapacağız arkadaşlar. İlk önce budama yaparken şu aşağıya dönen dallar alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu alt kısımda kalan dalları. Yaklaştır. Şu alt kısımda kalan aşağıya dönen dalları alıyoruz. Şu içe dönen dalları. Bakın buradan bak şuradan. Şu aşağıya dönüyor görüyorsunuz. Bunu alıyoruz. Şu da aşağıya dönüyor. Bunu da buradan aldık. Şimdi bu altta kalıyor. Bunu buradan aldık. Şimdi şu sürgün şunun altına doğru gidiyor. Şunu şuradan kesiyoruz bakın arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelişecektir. Bunu buradan kesti, bu tarafa doğru geçecektir. Şunu şuradan alıyoruz şuradan. Şu sürgüne devam edeceğiz. Şu sürgün aşağıya dönüyor. Bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Burada. Şurada şurada bir göze var görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Bunu şuradan kesiyoruz. Bu tarafa doğru uzamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan gövdemiz kalın olduğu için, güçlü olduğu için şurada 3 tane sürgünümüz var arkadaşlar bakın. Şimdi bu sürgünlere bir budama yapalım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuna önce bir şunları alalım şu kayayı. Bunları aldık. Şimdi şu dalımızı rahatlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu sürgünü görüyorsunuz. Şöyle bak burası meyveleri toplanmış bir sürgün. Tamam mı? Buradan komple meyveleri toplanmış. Şurada sadece uçta var bir karanfil. Başka da karanfil yok. Bunlar karanfil değil arkadaşlar. Bunlar karanfil değil. Bunu ne yapıyoruz? Bunu buradan şuradan güçlü bir gözlerinden kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz sürgünün uç kısmına. Bakın geçen sene budama yaptıktan sonra yaklaşık 50 santimlik bir sürgün gelmiş. Şuradan sert doku üzerinden karbonhidrat birikiminin olduğu yerden kesim yaptık arkadaşlar. Dışa bakan gözler. Şimdi burada da yoğun bir şekilde bir karanfilimiz var arkadaşlar. Bunlar hepsi böyle gördüğünüz gibi meyve gözleri. Şimdi ne yapıyoruz? Tam şu kısımdan bunu tepe vurumu yaptık arkadaşlar. Bu geriye doğru beslesin diye. Şimdi gelelim aynı ocağımızdaki dalımızdaki şu sürgünümüze. Buradan bu tarafa doğru gelen dallar var. Şu kısımda gelen dalları aldık. Şimdi şu dalımız şu tarafa doğru gidiyor. Bunu buradan aldık. Şuradan kafayı koparttık. Bunu da şuradan kafasını koparttık. Şu altta kalan iki sürgünü aldık. Şu sürgünümüzdeki budama işi bitti. Şimdi şu sürgünümüze geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bunda da çok güzel bir karanfil var. Güçlü sürgünler var görüyorsun budama yapıldıktan sonra. Şimdi bunları tekrardan sert doku üzerinden özellikle belirtiyorum. Buralardan. Şunu da şuradan uç kısmını kopardık. Şuradan da kopardık. Dalı yerine koyuyoruz. Şurada ocağın içine giden iki dal var. Onları temizledik. Aldık bunları. Şimdi şuradaki dallarımızın budamasını bitirdik. Şimdi dalın devamına gidiyoruz arkadaşlar. Dalın devamına giderken tersine dönen geri dönen dallar alıyoruz. Şimdi burada şu dalımızı şurada görüyorsunuz. Şöyle şu şekilde geliyor buraya geliyor. Buradan aşağıya dönüyor. Bakın şu şekilde. Bunu ne yapıyoruz? Tam şuradan kesiyoruz. Bu dal yine bu tarafa doğru geliyor. Şu dal altında. Ne yapıyoruz bunu? Buradan kesiyoruz. Şurada geri dönen dal var. Bunu alıyoruz. Burada geri dönen dal var. Bunu da aldık. Şimdi arkadaşlar şunu tam buradan kesiyoruz. Buradaki kısa sürgünleri kesiyoruz arkadaşlar. Yıldız olan sürgünler var. Bunları kesiyoruz. Buradaki kısacılı sürgünler var. Bunları kestik.
şunu da buradan kafayı koparttık. Şimdi şurada, şu bölgede görüyorsunuz bir sıkışıklık var arkadaşlar. Şurayı bir halledeceğiz. İlk önce burada yapmamız gereken işlem şu dalın daha fazla bu tarafa doğru uzamaması için şu dalı buradan kesiyoruz. Şimdi aşağıya dönen dalları alıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada gözeler var, bak bak. Şu gözeler görüyor musunuz? Bu gözeler dokunmuyoruz bu budama yaparken. Buralardan bize güçlü sürgünler gelecek, bakın. Burada 3 tane göze var, sürgün gözesi, 3 tane sürgün gelecek bize. Bunlar önemli. Bakın bak, şuradan kesiyorum bak. Bak bunu kestim. Şu gözelere zarar vermedim. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları kesiyorum. Şimdi buralardan makasla vuruyorum. Bunları keserken, burada zayıf sürgünleri keserken kesinlikle gözelere zarar vermiyorum. Tersine dönen dalları alıyorum. Bakın arkadaşlar, gözeleri görüyorsunuz. Bu gözeleri gördük. Bunlara zarar vermiyoruz. Bunlardan sürgün gelecek bize. Bunlar hayati önem taşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dalın şu kısmına geçelim. Şimdi şurada bir sıkışıklık var. Bunu buradan aldık. Şu dalımız burada arada kalmış. Bunu aldık. Şu geri dönmüş. Bunu aldık. Şimdi burada yine cılı sürgünleri temizliyorum. Şu sürgünü tam şuradan alıyorum. Şuradan bunu tepesine vuruyorum. Neden? Buradan güçlü sürgünlerle devam edecek. Şimdi şurada şunu şuradan alıyorum. Arada kalıyor. Bunu buradan aldık. Mükemmel bir meyve var arkadaşlar. Şunu da şuradan alıyoruz. Şu püsleri görüyorsunuz, kanapeleri görüyorsunuz. Mükemmel bir meyve tutumu olacak bunda inşallah. Şuradaki geri dönen sürgünleri de temizleyelim. Şimdi bu dalımızda budamayı bitirdik arkadaşlar. Bir ocağımızda bir dalda budama gösterdik arkadaşlar size. Sadece bir dalda. Yavaş hareket ederek, videonun uzun sürmemesi için diğer dallarımıza da aynı şekilde, bu şekilde işlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde diğer dallarımıza da bu hocam, bu dalımızda yaptığımız işlemleri yapacağız arkadaşlar. Bu ürün budamasıdır. Ürün budamasıdır. Ürün budamasıyla her sene güçlü sürgünler gelir. Üzerine meyve sürgünü olmayan cılız, kurumuş, yıpranmış sürgünleri ürün budamasıyla temizlersiniz. Yandan dipteki dalın dibinde kalan, az önce gösterdiğimiz gibi sürgünlere makasla zarar vermeyeceksiniz. Acım arkadaşlar, ürün budaması yaparken el makası kullanabilir. Akül makas da herkes oraya dikkat etmeyebilir. Yani acemi kişiler. Ama yeni başlayanlar için o kısımları, önemli olan o kısımları ürün budamasında, uç kısımlarda el makası kullanmalarını tavsiye ederim. Ürün budaması önemlidir. Ürün budaması yaparsanız her yıl veriminiz artacaktır arkadaşlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şunu da belirteyim. Bir Facebook grubumuz var. Fındık Üretim Teknikleri diye bir grubumuz var. Bu grubumuza çok önemli dünya literatürlerinden bilgiler paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu grubumuza arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Bu grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler.